İyi akşamlar. Bugün 17 Ağustos Pazartesi. Yeni bir hafta ile birlikte ekranları başında olan herkese iyi akşamlar diliyoruz. TBLİK Ana Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. Önce günün manşetleri ardından detaylarla başlıyor olacağız. Aşırı yağmur dün Altınordu'da hayatı felç etti. İş yerleri ve caddeler sular altında. Belediye ise sınıfta kaldı. Serinin sorunu bir türlü gideremedim. Biz her yağmurda 10 dakikada yağsa burada mağdur oluyoruz. Altınordu'daki kaçak çıkılmış katlar ve izinsiz yapılmış çatı katları 17 Ağustos depremini unutturdu mu? Olası bir depremin faturasını kim ödeyecek? Dillere destan Altınordu'da çöpten geçilmiyor, sahile akan lağımlardan vatandaş denize giremiyor. Bizim hoşumuza gitmedi açıkçası. Şuradaki kirliliği falan gördük. Fındık fiyatı neden en az 15 TL olmasın? Ziraat Odası uyarıyor. Fındığınızı ihtiyacınız kadar pazara indirin. Patencilere kim ne söz verdi? Verilen sözler neden tutulmadı? Ömer Yılmaz geçen seneki takım kulübüne söz vermişti skate park yapılacak diye. Fakat o sözü tutmadı. Gürgentepe Devlet Hastanesi inşaatındaki son durum. Çalışmalar ne zaman bitip Gürgentepeliler ne zaman yeni hastaneye kavuşacak? Hepsi ve daha fazlası TV52 Akşam Bülteni'nde. TV52 Akşam Bülteni başlıyor. Ve gündemin ilk sıcak haberi. Merakla beklenen fındık fiyatlarında son durum ne? Karadenizler istediğini alabilecek mi? Genelde bütün cevaplar fındık fiyatına bakıyor değerli izleyenler. Peki bu fındık fiyatı acaba ne olacak? Üreticiler konuşuyor. Yeni sezonda fındık fiyatının en az 15 TL'nin altına düşmemesi gerektiğini söyleyen Ordulu vatandaşların bu konudaki direnişi devam ediyor. Karadenizli vatandaşlar, emeğimizin karşılığını almak istiyoruz. Bu sene yüzümüz gülecek mi? Şeklinde konuştular. Kısaca akıllar hep fındık fiyatının ne olacağı konusunda. Bu sene fındık fiyatı en az 20 lira olması lazım. Çünkü fındık tahmin edilen rekolte kadar fındık yok. Çoğu yanık zaten. Üçte biri yanık. Gerisi de artık patozcuya şuna buna ameliye hepsi gidiyor. Anca o fiyat karşılar yani. 20 liradan aşağı olmaması lazım. Tabi artık bakacağız. Buldu sene 20. 20 mi? Neden 20? İyi para etti, daha 20 etti. Daha ancak kulu şey diye kurtarıyor kızım. Peki hemen pazara sunmayı düşünüyor musunuz? Hemen satmayı düşünüyor musunuz? Tabii borcumuz var, tabii mecbursun. 20 olması lazım her aşağı, niye yapacaksın? Niye? O ancak kurtarıyor, daha çıkıyor. Ameliyat çıktı, çıkıyor diye yavrum. Bir ameliyat yemeği 100 milyon, 80 milyon, 90 milyon şimdi, niye yapacaksın? Anca o fiyat eskide. Evet, anca alttan çıkıyor bu yüzden. Peki hemen satmayı düşünüyor musunuz? Tabii bizim diyoruz da yok bunun. Tamam biz daha bizim dalda bizim diyoruz. Hadi dur git hadi. En az 20 milyon olmalı. Neden peki? Günün şartlarına göre öyle olması lazım yani. Ekonomik şartlara göre. Peki hemen satmayı düşünüyor musunuz? Fındığımız yok ki. 20 lira olsa ancak kurtarır biz. 80 bin lira verek günlük. Hı hı. 20 lira ancak kurtarır. 20 lira olsa iyi olur. Hükümet yok ki kızı, ne yapalım? Hükümet olsa daha iyi olur ama hükümet de kurulmadı. Ne yapalım? 20 lira olsa daha iyi olur. Ve fındıkla ilgili bir haber daha. Altınordu Ziraat Odası Başkanı Uğur Cörüt, fındık üreticilerinin fındığını hemen satmamız gerektiğini vurgulayarak fındık fiyatının belirlenmesinin üreticilerin elinde olduğunu ifade etti. Altınordu Ziraat Odası Başkanı Uğur Cörüt, fındık üreticilerine seslenerek fındığınızı hemen pazara indirip satmayın. Fındık fiyatlarının düşmesine sebep olursunuz dedi. Bilindiği üzere Ağustos'un 8'inden itibaren hasat dönemimiz başlamıştır. Şu anda fındık toplamalar devam ediyor. Sahil kesiminde, orta kesimde ve yüksek kesimde fındık hasadı devam etmektedir. Ama bunun yanında beklediğimiz rekolte, tahmin ettiğimiz rekolte çıkmayacaktır. Çünkü daldaki fındıkla patozdan çıkan fındığın arasında çok fark var. Bizim yapmış olduğumuz 590 bin ton rekoltenin de %30 altında olacağını tahmin ediyoruz. Çünkü incelediğimiz, baktığımız, gördüğümüz harmanlarda ve çiftçilerimize ettiğimiz sohbetlerde bunun böyle olduğu kesin. Bu yüzden de üreticilerimize buradan sesleniyoruz. Tekrar tekrar bunu söylüyoruz. Emanete fındıklarını bırakmasınlar. İhtiyacı kadar fındık indirsinler. Çünkü bu aralar fındığı pazara indirmeye başladıkları takdirde fındığın fiyatını
ucuz tarifeli almak için uğraşan insanlar var. Bunlara ön ayak olmayalım. Üreticilerin bu durumda uyanık olsun. İnşallah dediğimizi yaparlarsa fındık 15'ten başlar 20'ye doğru gider. Hedefimiz 15'ten fındığı başlatmak. Muhtemelen bugün Fisko Birlik'te fındık alımı yapacak, piyasaya giriyor. Şimdi Fisko Birlik'i takip ediyoruz. Fisko Birlik Başkanı'nın beyanı da 15'ten fındık alacaklarını beyan etmişlerdi gazetelerden, basından izlediğimiz kadarıyla. İnşallah bugün o sözlerini tutarlar. 15'ten de fındık almaya başlarlarsa piyasa bir şekilde rahatlar. Bunun yanında bu da olmazsa üreticilerimiz fındıklarını pazara indirmeyecekler, biraz direnecekler. Herkesin borcu derdi var. 2 ay daha borçlarını ötelesinler. Zaten 2 sene ödemediler. Borçlarını ötelesinler. O yüzden fındıkları hak ettiği değeri bulana kadar beklemelerini tavsiye ediyoruz. Zaten bugün fındığını satsalar sahayası olan borçlarını bu rakamlarla ödeyemezler ama fındıklarını bekletirlerse borçlarını da öderler, yanlarına da para da kalır. Başkan Uğur Cörüt, fındık üreticilerine fiyatın belirlenmesi sizin elinizde diyerek fındık fiyatının en az 15 lira olmasını isteyen üreticilere uyarılarda bulundu. Şimdi üreticilerin fiyatı beklemesi ayrı, üreticilerin fiyatı oluşturması ayrı. Bu fiyatı 15 lira oluşturacak olan üreticiler. Üreticiler kendinde arayacak bunu. Fiyatı oluşturmak için üreticiler direnecek, fındığını emanete bırakmayacak, pazara indirmeyecek. Bunları yaparsa, tersini yaparsa, pazara fındık indirirse, fındığını satarsa o zaman bu sefer de fındığın fiyatı düşer. O zaman beklentileri aşağıya düşer. Biz ne kadar söylersek söyleyelim, ziraat odaları fındık alma gibi gücü yok. Ama bizim gücümüz üreticilerimizi örgütlemek. Bu örgüte de üreticilerimiz riayet ederse fındık fiyatı 15 olur, beklentilerin üzerinde olur. 15'i de geçer, 20'lere doğru tırmanır diye düşünüyorum. Çünkü stoklarda da fındık yok. Bu çok önemli, stoklarda fındık olmaması. O yüzden fındığın fiyatını bekleyecek üreticilerimiz inşallah fındığımız 15'ten başlayıp 20'lere doğru geçen yılki gibi tırmanacak diye düşünüyorum. Tamamen hepsi üreticilerimizin elinden. Başkan Cörüt, üreticilerin fındıklarının değerini bilmesi gerektiğini de söyleyerek fındığın altından daha değerli olduğunu belirtti. Üreticilerimiz fındıklarını akıllı olsunlar, bu yeşil altın fındıklarını pazara indirmesinler. Bugün bir kuyumcuya gittiğiniz zaman altın satsanız altını anında paraya çeviremezsiniz ama bugün fındığınızı pazara götürdüğün zaman fındığı anında paraya çeviriyorsunuz. Fındıkla altının arasındaki hesap burada. Demek ki fındık da altından daha değerli bir ürün. Bu değerli bir ürünümüzü iyi muhafaza edelim. Evlerimizdeki odaları boşaltıp odaların yatak odalarımıza koyalım. Oturma odalarına koyalım. Fındıklarımızı oralarda saklayalım. Götürüp de tüccarın kucağına al sen bunu, ben yiyemedim sen ye demenin bir manası yok. O zaman ne yapar? O zaman fındığın fiyatı düşer götürürsen. İnşallah üreticilerimiz bizim bu seslerimize kulak verir. Fındıklarını emanete bırakmazlar. İhtiyacı kadar fındık satarlar. Borçları da varsa borçlarını da 2 ay ötelesinler. Marmara'da yaşanan büyük deprem felaketinin üstünden tam 16 yıl geçti. Fakat bu felaket bile ders olmadı. Evlere çıkılan kaçak katlara ve izinsiz yapılara maalesef engel olunamadı. Ordu Mimarlar Odası Başkanı Mehmet Özçelik de Ordu'da olası bir depremde can kaybının fazla olabileceğinin altını çizdi. ...17 Ağustos 1999 Marmara depreminin üstünden tam 16 yıl geçti. Bundan tam 16 yıl önce bugün 17.840 kişi Marmara depreminde hayatını kaybetti. 285 bin konutsa yıkıldı. Peki üzerinden geçen 16 senede Türkiye'de özellikle de Ordu'da neler değişti? Oldukça kritik ve özel bu sorularımızı Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odaları Birliği Ordu Mimarlar Odası Başkanı Metin Özçelik yanıtladı. Özçelik sözlerine 17 Ağustos Türkiye'ye depremle karşı karşıya olduğunu göstermiş oldu diyerek başladı. 17 Ağustos depremi Türkiye'de aslında birçok şeyin değişmesine sebep oldu. Başta bir yasal düzenlemeler yapıldı. Birçok yönetmelik ve kanunlar çıkartıldı. Ayrıca yapı denetim kanunu getirildi. 2011 yılından sonra da Türkiye'nin bütün ilinde ilk önce deprem olan illerde uygulandı 19 ilde. Daha sonra 2011'de Türkiye'nin her tarafında yapı denetim sistemi kanunu yönetmeliği uygulanmaya başladı.
Altınordu'da da kaçak çıkılmış katlar ve izinsiz yapılmış çatı katlarının büyük risk arz ettiğini söyleyen Özçelik, burada asıl iş yerel yönetimlere, sonra da bize düşüyor. Ama bu halde bir deprem ihtimali olursa ordunun büyük zarar görebileceğini söyledi. Özçelik, hatta 3. kuşak deprem bölgesi olabiliriz ama olası bir depremin kaç şiddetinde hissedileceğini kimse bilemez, dedi. Ya bunu geçmişten beri de söylüyoruz. Özellikle 1990 ya da 99 depreminden önceki yönetmeliklere göre yapılan yapılara ilave kat, çatı kat gibi uygulamalarla binaların yükleri artırılmış durumda. Bu haliyle bir denetim ve laboratuvar testi ya da statik açıdan gerekli detaylı incelemeler yapılmadan yapılmış olan ilave katlı binalar risk taşımaktadır. Bu riskin azaltılması gerekiyor. Yani mevcutta bu tür yapıların yeniden elden geçirilip risk tespitinin yapılıp daha riskli bina ise gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor. Özellikle bazı ileri gelişmiş ülkelerde ya da Rusya'da biliyoruz uygulandığını, işte Azerbaycan'da falan. Yapı kullanım izin belgesi verilmeden önce bir deprem testinden geçiliyor. Ülkemizde de bu sistemin uygulanması gerektiğini düşünüyorum ben. Bu konuda çeşitli üniversitelerin yapmış olduğu İstanbul Teknik Üniversitesi'nin çalışmalar var. Bu konuda ileriki yıllarda ülkemizde ve ilimizde de uygulamaya girerse bu tür mevcut yapıların deprem riski nedir, ne durumdadır laboratuvar ortamında testlerinin yapılması mümkün olacak. Orada da bu anlamda risk taşıyan ya da riskli olabileceğini düşündüğümüz birçok yapımız var. Bunların da zaman içinde tespit edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor. Tabii bu işi geciktirmemek, hızlandırmak lazım. Belki ilimiz 3. derecede deprem kuşağında az riskli bir bölge ama depremin ne zaman, ne şekilde ve şiddetinin ne olacağı konusunda bir bilgi sahibi değiliz. Türkiye'de ve dünyada son yıllarda yapılan en gelişmiş test 6 saniye önce depremin olabileceğini öğrenebiliyorsunuz. Bu da işte İstanbul'da özellikle doğalgaz ve Marmaray sistemini devre dışı bırakıp bilinliyor bu tespitle. Onun haricinde depremi daha önceden tespit edebilme imkanı yok. Amca! Annem ben yandan oldu, amca doldurdum ben. Amca! Ay kardeşim! Ordu'da dün etkili olan sağanak yağış Ordu'da hayatı olumsuz yönde etkiledi. Sonucunda ise işyerleri ve caddeler su altında kaldı. Altınordu Belediyesi ise sınıfta kaldı. Ordu'nun Altınordu ilçesinde yağan aşırı yağmurlar, işyerleri, bazı kamu kurumları ve caddelerin sular altında kalmasına neden oldu. Esnaflar kendi çabalarıyla iş yerlerini basan sel sularını temizlemeye çalışırken bir belediye işçisinin tek başına sel sularıyla mücadelesi dikkat çekti. Sel sularından Ordu 19 Eylül Stadyumu'nun arkasında bulunan erkek yetiştirme yurdu da nasibini aldı. Sular altında kalan kurumun yetkilileri, devlet memuru olduğu için tepkilerini bile dile getiremedi. Ancak işyerleri sular altında kalan esnaflar, zararımızı kim karşılayacak, belediye yine sınıfta kaldı diyerek tepkilerini dile getirdi. Senin sorunu bir türlü gideremedim. Biz her yağmurda 10 dakikada yağsa burada mağdur oluyoruz. Zarar gören malzememiz şu an tabii bakmadık da bir takım var ama içerideki kendini gösterdiği zaten. Ordu'nun Altınordu ilçesinde vatandaşların bir zamanlar hayran kaldığı sahiller artık çöpten geçilmiyor. Serinlemek için denize girmek isteyen vatandaşlar da sahile akan lağımdan dolayı denize giremedikleri için oldukça dertli.
İnanamayacaksınız ama bu görüntüler Ordu'nun Altınordu ilçesinden, hem de yeşiliyle, mavisiyle, doğal güzellikleriyle övündüğümüz Ordu'dan. Binlerce turisti ağırladı Ordu manzara görüntüleriyle. Ama gel gör ki Ordu'da artık ne denize girilebiliyor ne de sahilde gezilebiliyor. Çünkü sahiller artık çöplük, denize de lağım akıyor. Yaz aylarından bir tanesi olan Ağustos ayının içerisindeyiz. Ve insanlar serinlemek üzere denizlere giriyorlar. Ama bu tabloyu gören vatandaşlar denize girmekten vazgeçiyor. Ankara'dan geldim. Ordu çok güzel bir şehir. Hoşumuza gitti. Ama denize girmek istedik. Ordu'da denize girecek yer bulamadık. Hani arkadaşlar ileride giriyor ama bizim hoşumuza gitmedi açıkçası. Şuradaki kirliliği falan gördük. Hoşumuza gitmedi. Yani sayın yetkililerden bunu çözmeden istiyoruz. Artık kim ilgileniyorsa, belediye mi ilgileniyor, kim ilgileniyor. Güzel bir tablo değil. Hani dışarıdan gelen insanlar, ne de olsa biz Türkiye içinde olsak bile sonuçta turist sayılırız. Hoşumuza gitmedi bu tablo. İnşallah en kısa zamanda düzelmesini istiyoruz. Ankara'da deniz yok. Burada denizle hani karşılaşmak istediniz, denize girmek istediniz ama girilecek bir deniz yok sanırım. Aynen öyle. Ankara'da denizimiz yok. Ama buralara geldiğimiz zaman Karadeniz bölgesine girmek için can attık yani deniz, ama güzel bir tabloyla karşılaşmadık. Çaka tarafına giderim. Bu yakın çevrede kesinlikle girmem. Neden peki? Abi burada bildiğiniz gibi çok kirli. Irmaklarımız kirli aktığı için bu ara yakın birbirine. Bu arada Melat Irmağı, Civil Irmağı, Bülbül Deresi birbirine çok yakın ve de kirli aktığı için. Lağım herhalde. Yani kokusundan anlaşıldığına göre lağım. 20 yıldır burada değilim. Yani Ordu sahili beni hüsrana uğrattı. Hiç hoş bir görüntü yok sahilde. Evet, dışarısı çok güzel ama sahil kısmı, deniz kenarı çok iğrenç koku var. Yani bunun hijyenik olduğunu söyleyenin aklından zoru vardır. Herhalde bunun önüne bir arıtma tesisi olabilir. Ya başka ne yapılabilir bilmiyorum ama herhalde ilk akla gelen bir arıtma tesisi. Şimdi sanırım iki gün önceydi TRT1'de, ulusal televizyonda Ordu'ya ait 3-4 dakikalık bir program vardı. Karadeniz'in incisi Ordu diye. Herhalde veriler şeyin, ticaret odasının veya turizmcilerin elde ettiği veriler. Geçen seneye göre, sadece geçen seneye göre bir sene zarfında %40 arttığı, reel olarak %40 arttığı söyleniyordu. Ordu'ya gelen, dışarıdan gelen turizmci potansiyelinin. Yani dışarıdan gelen potansiyel bunun için, yani Ordu'da neyi göstermek istiyoruz? Burayı mı göstermek istiyoruz? Yani bu hani ya buralar işte çok küçük sorunlar. İstesek bunları bir günde yaparız diye mi bu kadar hafif veya bu kadar umursamaz davranılıyor? Yani bir Ordulu olarak bu benim için 20 sene aradan sonra utanç kaynağıdır. Yani bu görüntü hiç hoş değil. Bura sadece Ordu, sadece işte Boztepe veya yaylalarıyla değil. Ben Antalya'da oturuyorum. Konya altı kadar güzel bir sahil şeridimiz var. Ama doğru iş, yatırımlar yapılmamış. Burada hiçbir yatırım yok zaten. Burada hiçbir kafe tarzı, şu bu. Belki yerel hava korunmak isteniyor ama bu yanlış bir anlayış. Burası Ordu sahiliyle ünlü bir yer. Böyle bir sahil hiçbir yerde yok Karadeniz sahilinde. Bu yanlış bir davranış. Hani çok söylenecek bir şey de yok. Belediye el değiştirdi. Ama anlaşılan pek bir şey değişmemiş. Zihniyet olarak pek bir şey değişmemiş yani. Üzgünüz. Bu beni gerçekten hayal kırıklığına uğrattı yani. Şu an burada girmek istemem. Daha güzel yerleri var ama burada gerçekten pislik içerisinde. Büyükşehir Belediyesi'nin hani bu konuya el atması gerekiyor diye düşünüyorum. Antalya kadar olmasa bile bir büyükşehir olarak deniz kenarında olması özelliğiyle turizme biraz daha yakın olabilir, yani turistik olabilir. Peki bir gurbetçi olarak bu manzaraları bekliyor muydunuz Ordu'da? Kesinlikle beklemiyordum tabii ki. Daha temiz, daha güzel olabilirdi. Sadece lağım sorunu mu var Ordu'da? Tabii ki de hayır. Hepimiz biliriz bunun ne işe yaradığını. Sokak hayvanlarının kavurucu sıcaklarda bir nebze olsun serinlemesine yarayan içme sulağı adını hak etmez duruma gelmiş. Kendini bilmez kişi veya kişiler tarafından çöplük yuvasına döndürülen içme sulağının bu halini yetkililer de mi görmüyor?
Lağım, çöp, sokak hayvanları için yapılan ancak çöplük yuvasına çevrilmiş içme sulağı derken bir de korkuluklar. Ya Ordu'nun insanları yapılanlara sahip çıkmıyor ya da bu konuda yetkililer umursamaz davranıyor. Ordu'nun Altınordu ilçesi Selimiye Mahallesi'nde 1,5 yıldır süren kanalizasyon sorununa çözüm bulunmuyor. Vatandaş ise bu durumdan oldukça şikayetçi. Esnaf ve mahalle sakinleri yetkililerden bu soruna artık çözüm bulmasını istiyor. Ordu'nun Altınordu ilçesinde 1,5 yıldır devam eden ve çözüme kavuşturulamayan kanalizasyon sorununa vatandaşlar tepki gösterdi. Uzun süredir dile getirilmesine rağmen ilgilenilmediğini söyleyen esnaf, belediye devamlı geliyor fakat sondaj yaparak bir kere sulayıp gidiyor. Biz kendi çabamızla bu hale getirebildik şeklinde konuşarak yetkililerden bu soruna çözüm bulmasını istediler. Otobüsleri göçüyor, sürekli burası lağımlı, çok affedersin sürekli pis kokuyor. Biz bundan çok mağduruz, belediyenin bununla ilgilenmesi lazım. İki tarafta da gördüğünüz gibi fırın var, ekmek fırınları. Sonra çoluk çocuk geziyor. Biz çiğneyip çiğneyip evimize gidiyoruz. Bu işe bir çözüm bulması lazım belediyenin. Biz bundan çok mağduruz, çok şikayetçiyiz. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza veya hangisi ilgileniyorsa Altınordu Belediye Başkanımızın özellikle rica ediyoruz bizi bu mağduriyetten kurtarsınlar. Biz bunu istemiyoruz. 1,5 yıldır biz Ordu Belediyesi'ne bu lağım konusunda defalarca şikayette bulunduk. Devamlı gelip yukarıdan bir sondaj makinesiyle geçiş çözüm yapıyorlar. İşte artık yolunu mu açıyorlar, ne yapıyorlarsa bilmiyorum. Yıllarca bunun pisliğini çektik, affedersiniz. Şimdi burada iki tane fırın var. Gıda üretiliyor. Şimdi insanlar aşağıdan gelirken lağım kokusunu alıyor. Aa, bu nasıl bir pisliktir falan filan, lağım akıyor. Şimdi fırının önünde, gıda üretilen bir yerin önünde. Hadi onu geçin, insan sağlığı açısından çok zararlı. Yani buna çözüm bulunmasını istiyoruz. Biz defalarca şikayette bulunduk, telefonla aradık, direkt belediyeye kendimiz bizzat gittik. Ama sesimizi duyuramadık. Belki sizin sayenizde bir çareye kavuşacağız. Ben yazdan yaza buraya geliyorum. Her geldiğimde bu lağım kokusu, bu akıntı, bu fırınlardaki ekmekleri yemek zorunda kalıyoruz. Çocuklarımız oynuyor, üstümüze arabalar geliyor. Arabanın şeyleri, suları üstümüze, alağım suları üstümüze sıçrıyor. Bu nedir? Ben anlayamadım yani. İstanbul'da oturuyorum. Her geldiğimde yazın 2 ay, 3 ay bu pisliği, bu kokuyu her zaman şey yapıyor, geçici çözüm yapıyorlar. Ordu'nun Altınordu ilçesi Atatürk Parkı'nda paten kayan gençler yerlerinin küçük olmasından şikayetçi. Geleceğin patencisi olan gençler kendilerine Strik Park yapılacağı sözü verildiğini ancak hala ne gelen ne de giden olduğunu söylüyorlar. Ordulu gençler bir yıldır Strik Park yapılmasını bekliyor. Ordu'nun Altınordu ilçesi Atatürk Parkı'ndaki gençler paten kayıyor ama sadece kendi etraflarında. Çünkü alan dar. Paten sürüyoruz. Yani alanımız yetersiz bulunuyor. Yani bizi engelliyorlar. Eğlence amaçlı burada aktiviteler yapıyorlar. Yani bizi dışarı atıyorlar. Sadece gördüğünüz gibi sadece bir rampamız bulunuyor. Yeri geldiğinde ileri caddeye çıkıyoruz. Canımızı tehlikeye atıyoruz. Amacımız bu sporu daha da ilerletmek. Yeteneksizsinize çıkacaktık. Engellendik. Söz verildi skatepark yapılacak diye. O da yapılmadı. Kendi amacımızla sporcular arasında para toplayıp skatepark yaptırdık. Yani rampa yaptırdık 300 lira. Ses sistemimizi aldık. Gençler Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın kendilerine paten kaymaları için alan oluşturacakları sözünü verdiklerini ancak sözlerini tutmadıklarını iddia ettiler. Bizi bu belediye binasına yönlendirdiler. Orada dediler gidip gençlik yer merkezine. O tarafa gittik. Dediler işte size yaptıracaklar, size yardımcı olacağız falan dedi. Bekledik. Araba istedik. Dedik bari bu geçen pazar, yani bu pazar, yani bugün normalde bizim Sivas'ta olmamız lazım yeteneksizsinizde. Araç bulamadığımız için çıkamadık oraya. Yani olsaydık şu an biz orduyu temsil edecektik. Patenci gençlerin sorunu ise sadece paten kayma yeri değil. Bir senedir bu yeteneksizim programına çalışıyoruz. Finallik, bütün koreografimiz hazır. Finallik düşünüyoruz bu sefer kendimizi. Fakat elimize gelen 3 tane fırsatı da 3'ünü de kaçırdık. Araba sıkıntımız çıktı. Kendi çapımızda
para toplaşıldı fakat yetmedi arabaya. Yetmeyince de mecbur gidemedik. Mesela dün programda olmamız lazımdı fakat talepler sunduğumuz halde verilmedi. Kimlerden yardım istediniz? Birleşmiş İl Spor Müdürlüklerinin bütün şehirlerini gezdik. Aynı zamanda bizzat müdürün yanına gittik. Fakat müdür olmadığında Kalemdar Müdürü'nün yanına gittik yardımcısının. Oradan ağrı bizi orada belediyenin tarafı yanına geçin. Orada da söyleyin, bizi gönderdiğimi söyleyin ve araba talebiniz onaylanacak dediler. Fakat onaylanmadı. Hiçbir şekilde kabul edilmedi. Siz yarışmaya gidemiyor musunuz şu anda? Şu anda videoda bir başvuru yaptık. Fakat yine illaki önlemeye çağıracaklarından dolayısıyla neresi çıkacağı belli değil. Ya inşallah Samsun veya yakın taraflara çıkarız da gidebiliriz. Ümidimiz var sadece. Ömer Yılmaz geçen seneki takım kulübüne söz vermişti skatepark yapılacak diye. Fakat o sözü tutmadı. Pek yardımcı olmadı bize bu konu üzerine. Biz burada her gün gelip paten sürüyoruz. Yani sporumuzu yapıyoruz. Skatepark istedik. Yapmadılar. O kadar yapacağız dediler. Engin Tekintaş buraya kendisi geldi. Bizle konuştu, etti, bir sürü şey yaptı. Bize söz verdi size yaptıracağım diye ama hala en ufak bir çalışma bile yok. Biz sonra kendi paramızla aramızda birleştirip böyle küçük bir rampa aldık. Onunla öyle yetinmeye çalışıyoruz. Ordu'da skatepark'ta paten kayan çocukların tek isteği gerçekten bir skatepark. Kendilerince skatepark yapmaya çalışmışlar ama yetkililerden yardım bekliyorlar. Eğer bizim güzel bir gençlerimize örnek olmak istiyorsanız biz elimizden geleni yaptık ve pateni herkese öğrettik. Ki hala da öğreteceğiz. Herhangi bir şey istemiyoruz onlardan. Ama bunları da yapmaları için eğer sakatlanmaların olmaması için bize skate parkın yapılmasını yani sizin deyiminizle paten parkı yapılmasını rica ediyorum. Bence sürüyor. Ordu'nun Gürgentepe ilçesinde hastane yapım çalışmaları başladı. Gürgentepe Belediye Başkanı Yener Yalçınkaya bir ay sonra hastaneyi teslim alacaklarını söyledi. Ordu'nun Gürgentepe ilçesinde en büyük eksiklerden biri olan hastane yapımı çalışmaları başladı. Gürgentepe Belediye Başkanı Yener Yalçınkaya, hastanemizin fiziki ortamı ilçelerin içinde en kötü olan ve hastane olmayan bir yerdi. Sıradan bir bina hastane olarak kullanılmaya başlanmıştı ve bu şekilde bir yere gelinmemişti. Hizmette çok büyük sıkıntı vardı. Seçimlerden hemen sonra da bu projeyi başlattık dedi. Seçimlerden hemen sonra bu proje aslında projemize hız verdik ve hemen başlattık. Birebir takipçisi olduk. Her yönüyle yardımcı da olduk. Ve hastanemizi inşallah bir ay sonra teslim alacağız. Bir ay sonra kaç yataklı başkanım? Şu anda 22 yataklı ama yani 40 kişiye 40 yatak olabilecek şekilde. Eski sistem olmuyor. Şimdi odalar özel birer kişilik evet. Odalar falan. Yani çok güzel. İçeri şimdi gezeriz görürsünüz. Diyaliz merkezi Ordu'nun içinde en iyi hastanemiz de burada. Merkezin o kadar projeye uygun hazırlattık. Belki diyeceğiz ki Ordu'dan dahi olmayan bir diyaliz merkezi de burada olacak hastanemizde şu anda. İnşallah hayırlı olur. Bir daha Gürgentepe'den de sağlıkla ilgili problem gelmez. İnşallah. Temennimiz o. İnsanlarımız hak ettiği hizmeti en iyi şekilde alsın istiyoruz. İnsanlarımızın da hakkı. Sağlık hele sağlık olduktan sonra hiçbir şeyi çözülüyor. Onun için insanlarımızın hak ettiği hizmetleri vereceğiz. Ordu Büyükşehir Belediyesi birçok ilçede asfalt yapısını tamamladığı yolların sıcak asfaltını dökmeye devam ediyor. 752 kilometrelik sıcak asfalt projesi kapsamında 5 kilometre uzunluğa sahip Ünye ilçesi Eski Kızılcakese, Şenyurt, Keşköy, Çöteli mahalle yolunun sıcak asfaltı döküldü. 2015 yılı içerisinde Ünye'ye 53 kilometre sıcak asfalt dökeceklerini belirten Başkan Enver Yılmaz, yol bir kentin medeniyet seviyesini gösteren en önemli unsurlar arasında yer almaktadır. Söz verdiğimiz gibi 2017 yılına kadar 19 ilçemizde 1300 kilometre sıcak asfalt dökeceğiz dedi. Mahalle yollarının sıcak asfalt olması nedeniyle memnuniyetlerini dile getiren Demokratik Sol Parti, Ünye İlçe Başkanı Mevlüt Ocak, "Yolumuz asfalt olmadan önce tozdan yürüyemiyorduk. Artık hem yol hem de toz probleminden kurtulduk." dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı başta olmak üzere Enver Yılmaz, Enver Bey'e ve Ahmet Çamyar'a çok teşekkür ediyorum. Sıcak asfalttan dolayı köyümüze gösterdiği ilgi alakadan dolayı çok teşekkürler ediyorum ve bu çalışmaların devamını diliyorum. Yani sorunlarımızdan başta olmak üzere yoldu, yolu yaptılar, teşekkür ediyorum. Artı bundan sonra da Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan ve Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar'dan bir an önce su sorununu da halledeceğini istiyoruz. Su sorunumuzu da halledeceğini istiyoruz.
Avrupa'nın değişik ülkelerinden gelen 100'e yakın akademisyen Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu'nu ziyaret etti. Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu bugün makamında Avrupa'nın değişik ülkelerinden gelen 100'e yakın akademisyeni ağırladı. Vali Balkanlıoğlu, Türkiye'de Karadeniz çok güzel bir bölge, Ordu'da ekstra güzel bir il, hepiniz ilimize hoş geldiniz diye başladığı konuşmasında akademisyenlerle güzel bir sohbet gerçekleştirdi. Sizler Almanya'da çoğunluğu üniversitede okuyan veya bitirmiş durumda gençlerimizsiniz, doğru mu? Viyana'da var Sayın Vali. Ve Avrupa'da diyelim o zaman, Avrupa'da okuyan gençlerimizsiniz. Bizi biz yapan değerlerden ödün vermeden, taviz vermeden Avrupa'da, Avrupa'nın kalbinde üniversite okuyan, akademisyen olan, bilim adamı veyahut da meslek ve sanatta diploması bulunan güzel insanlarsınız. Bizim gururumuzsunuz. Medarı iftihar. Yani iftihar, gurur duyduğumuz, onur duyduğumuz insanlarımızsınız. Müslümanlığımızdan, bizi biz yapan değerlerimizden taviz vermeden dünyanın aradığı donanıma sahip insanlar olmanız, söz sahibi olmanız, bu çok önemli. Ama tamamen asimile olup onlardan birisi haline gelme çabası içerisine girdiğiniz zaman da işte burada büyük tehlike. Hem bu çabaya giren insan için sıkıntı, hem ailesi için, hem bizim için. Şimdi bir defa siz ne kadar onlardan biri olmaya çalışırsanız çalışın, onlardan biri olamazsınız. Yani bir orijinal anası babası Alman, Hans veyahut da Helga gibi bir şey olmanız mümkün değil. İl Müftüsü Mustafa Kolukusuoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı'nca yürütülen 2015 yılı haç hizmetleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Müftü Kolukusuoğlu bu yıl Ordu'dan kutsal topraklara 720 hacı adayının gideceğini söyledi. Kabe, insanı yeryüzünde misafir eden ilk mekandır. Bu yüzden hacca gitmek, gurbete gitmek değildir. Hac bir mahşer provasıdır. Bizim hacılarımızdan istediğimiz duadır. O duada vatanımızın, milletimizin, birlik ve beraberliğimizin daha da kuvvetlenmesine dua diyen İl Müftüsü Mustafa Kolukusuoğlu, İl Müdürlüğü'nce Ordu genelinde yürütülen hac hizmetleriyle ilgili bilgiler verdiği açıklamasında şunlara değindi. 2015 yılı hac organizasyonu kapsamında Ordu iline tanınan hacı adayı kontenjanının 720 kişi olduğunu belirten Müftü Kolukısıoğlu, bu sene ilimizden 720 vatandaşımızı kutsal topraklara hacı olmak üzere uğurlayacağız. Bu vatandaşlarımız hacı olmak üzere gittikleri kutsal beldelerde ortalama olarak 35 gün kalacaklar. Bu süre zarfında hacı adaylarımız kutsal beldeler Mekke ve Medine'de olacaklar. Ordu il genelinde hacca gitmek üzere kayıtlarını yaptırmış sıra bekleyen 11.155 vatandaşın olduğunu belirten Müftü Kolukısıoğlu, 2014 ve 2015 yıllarında yeni hac kaydı yapılmadı. Diyanet İşleri Bakanlığımız bizim elimizde olduğu gibi ülke genelinde kayıtlarını yaptırmış ancak kendilerine hacca gitme imkanı doğmamış vatandaşlarımızı göndermek üzere sonraki yıl yeni hac kaydı almamıştır. Bu arada ilimizde hac müracaatlarına baktığımızda en çok hac müracaatının olduğu ilçemiz 170 kişiyle Ünye ilçemiz, en az hac müracaatının olduğu ilçemiz ise 4 kişiyle Akkuş ilçemiz olarak görülmektedir. 2015 yılı Ordu'dan hacca gidecek ilk hacı kafilesi 6 Eylül 2015 tarihinde Ordu Giresun Havalimanı'ndan Cidde direkt uçuşu ile kutsal belde Mekke'ye hareket edecek diyen İl Müftüsü Mustafa Kolukısıoğlu, bu sene hizmete girmiş bulunan ülkemizin prestij projesi Ordu Giresun Havalimanı'ndan ilk hacı kafilemizi yollamanın mutluluğunu da ayrıca yaşayacağız. Bu bizim için de hacı adaylarımız için de büyük bir kolaylık oldu. Burada bir hizmetin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun. Hacı adaylarımız kutsal beldelerde görevlerini ifa ettikten sonra ilk hacı kafilesi 10 Ekim 2015 tarihinde Medine Havalimanı'ndan Ordu Havalimanı'na gerçekleşecek direkt uçuş ile ülkemize geri dönecekler. Ara verelim, ardından tekrar bir aradayız.
Garipler'den 2015'in en büyük konut kampanyası. Garipler Boztepe evlerinde 3+1 anahtar teslim 125 metrekare daire sadece 139 bin lira. Bugün al, yarın otur. Yanlış duymadınız. 3+1 anahtar teslim 125 metrekare daire sadece 139 bin lira. Kira öder gibi daire sahibi olun. Bilgi için Garipler Mühendislik 0452-888-1818. Şimdi Ordu'ya Sarı Göller kalitesi geliyor. Arçelik konsept mağazamız hizmetinizde. Sarı Göller 90 yıllık iş tecrübesinin yanı sıra 60 yıllık Arçelik ve 15 yıllık Bellona bayiliği deneyimiyle artık Ordu'da. Tüm Arçelik ürünlerinin teşhir edildiği 250 metrekarelik konsept mağazamızda satışlarımız başladı. Uzman ve eğitimli kadromuz sizlere hizmet etmekten mutluluk duyacaktır. Mağazamızda tüm Arçelik beyaz eşya, ankastre, elektronik, süpürge ve küçük eşyaların yanı sıra Grundig, Asus, Toshiba, Lenovo bilgisayarlar, iPhone, Samsung, LG ve tüm marka cep telefonları ile hizmetinizdeyiz. Satış sonrası hizmette Türkiye'nin en iyi şirketi Arçelik markamızla ücretsiz nakliye ve montaj imkanını sizlere sunuyoruz. Şimdi Arçelik zamanı, şimdi Sarı Göller zamanı. Adres Zübeyde Hanım Caddesi, numara 131, Garanti Bankası yanı Ordu. Telefon Türkiye'nin her yerinden alan kodu olmadan 444-5990. Güveninizin eseri Sarı Göller. Devam ediyoruz. Eski mesleklerden olan yorgancılık mesleğinin son durumunu sizler için araştırdık. Ordu'da baba mesleğini sürdüren ve 40 senedir yorgancılık yapan Temel Samat mesleğin inceliklerini anlatıyor. Günümüzde unutulmaya yüz tutmuş meslekler çoğalmaya başladı. Bunların arasına bir de yorgancılık mesleği girdi. Trabzon Maçka'dan Ordu'ya gelen ve 40 senedir bu işi yapan Temel Samat, fabrikasyon işlerinin artmasıyla birlikte yorgancılık işinde düşüş yaşandığını söyledi. Tabii mesleğimiz güzel bir meslek ama yalnız bu el emeği gözünü olan dediğimiz mesleğimizin hazır çıkınca tabii biraz rakibeti azlaştı. Bu sebepten dolayı mesleğimizin genellikle ellaf ve yün pamuk olmak şartıyla yorganlarımızı dikiyorduk. Ama şu anda kendilerde genç nesil hep ellafa tercih ettiği için pamuk ve yün biraz tabii düşüş oluyor bunda. Samat ayrıca meslekte dikkat edilmesi gerekenleri ve bu işte çırak yetiştirilmediğini de sözlerine ekledi. Çünkü yetişen çırak yok. Yetişen yok. Çünkü yetişen olsaydı da bu mesleğimiz bu duruma düşmez. Çünkü yetişmeyince mecbur biz kala bizler kaldı. Biz de şey edince artık biz her şey biter yani. Mesleğimiz tamamıyla bitmiş zaten şu anda da biz de her şey biter yani. Fiskobilik satış mağazalarının sayısını artırarak Türkiye'nin her bölgesinde yaygınlaştırmayı hedefliyor. Fiskobilik Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Bayraktar, tüm Türkiye'yi ağır ama sağlam adımlarla satış mağazalarıyla donatacağız açıklamasında bulundu. Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği ürettiği fındık ve mamullerini tüketiciye sunduğu satış mağazalarının sayısını artırarak Türkiye'nin her bölgesinde yaygınlaştırmayı hedefliyor. İstanbul, Ankara, Samsun, Ordu ve Giresun'da satış mağazası bulunan Fiskobirlik, bu şehirlere İzmir'i de ekleyerek 14 mağaza daha açacak. Fiskobirlik Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, Giresun'da 4 mağazalarının hizmette olduğunu, Samsun, Ordu, İstanbul ve Ankara gibi kentlerde de satış mağazalarının yer aldığını söyledi. Giresun'da bile şu anda 4'ü bulduk bu anlamda. 2 tane daha yeni projemiz var Giresun'la ilgili. Ordu'da var, İstanbul'da var. Bir de büyük alışveriş mağazaları anlamında koyduğumuz İstanbul'da bir 10 tane daha mağaza hedefimiz var. Bununla ilgili proje çalışmaları devam ediyor. Tahmin ediyorum en yakın zamanda açılır. Ama bu noktada
Yani biraz ağır ama sağlam gitmek istiyoruz. Samsun'da açtığınız bir tane var. Dolayısıyla tüm Türkiye'yi bu anlamda tekrar söylüyorum. Yani ağır adımlarla ama sağlam adımlarla donatacağız yani. Bayraktar, Fisko Birliği'nin güvenilirlik katsayısı yüksek bir kurum olduğunu vurguladı. Fisko Birlik gibi bir kurumun yani güvenilirlik katsayısı yüksek bir kurumun ürünleriyle direkt buluşma şansına sahip. İki, taze ürünlerle buluşma şansına sahip. Üç, tabii biraz da uygun fiyat alma şansına sahip üreticimiz yani. Böyle bir imkanı sahip oluyor. Zaten satış mağazanın ana hedefi budur ya. Üreticiye taze, güvenilir ve biraz daha uygun fiyatlı ürünlere ulaştırmak ya. Biz de bu yolda iyi gidiyoruz ya. Bayraktar, Fisko Birlik satış mağazalarında fındıkla ilgili tüm ürünlerin bulunabileceğini de sözlerine ekledi. Bizim mağazamızda fındıkla ilgili bütün ürünleri bulabilir ya. Ya fındıkla ilgili, hani tek tek saymak burada belki uzun süre ama fındık türevleriyle ilgili bütün ürünleri bulabilir ya. Böyle ezme, çikolata, krema, işte fındıkla ilgili bir kısım mamuller, fındık, kavrulmuş, natürel, tuzlu, kıyılmış. Ya fındıkla ilgili aklına ne geliyorsa bu mağazamızda var ya. Sırada para piyasaları. Ordu serbest piyasada bugün dolar alış 2 lira 859 kuruş, satış 2 lira 860 kuruş, euro alış 3 lira 165 kuruş, satış 3 lira 166 kuruş. Altın fiyatlarına gelince 22 ayar altın alış 93, satış 98 lira. Çeyrek alış 162, satış 174 lira. Yarım alış 324, satış 348 lira. Cumhuriyet altını alış 648, satış 696 lira. Evet, noktalandırıyoruz. Şimdi spor sizlerle. Mutlu akşamlar. Bugün Ordu Spor adına kapalı olan transfer tahtasını açmak için kritik bir gündü. Ancak Ordu Spor bugünü de boş geçti. Kulüp tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiren Ordu Spor bu kötü tarihinden bir türlü kurtulamadı. Geçen sezonun devre arasından bu yana transfer yasağı bulunan ve bu sezonda yine transfer tahtasını açmak için uğraşan Ordu Spor aradığı parayı bulamadı. Tahtayı açmak için yoğun çalışmaların devam ettiği mor beyazlı kulüp kadrosuna katmayı düşündüğü 9 futbolcuyu kamp programına dahil etmiş ve bu 9 futbolcuyla prensipte anlaşmaya varılmıştı. Transfer tahtasının açılmasıyla birlikte prensipte anlaştığı 9 futbolcuyla resmi sözleşmeye imza atmayı planlayan Ordu Spor da bu planda tehlikeye düştü. Transfer tahtasının açılması için 17 Ağustos'u kritik gün olarak belirleyen kulüp başkanı Yaşar Pamuk istediği cevabı alamadı. Yaklaşık 1,5 aydan bu yana transfer tahtasını açmak için uğraşan Yaşar Pamuk'un bugün bir sonuca varması gerekiyordu ancak o sonuç Ordu Spor kanadından gelmedi. Uzun süreden bu yana alacaklı olan oyuncular, avukatları ve menajerleriyle görüşen Pamuk, transfer yasağını kaldırmak için 17 Ağustos'ta tekrar görüşmeler yaparak olumlu bir sonuca varmayı planlıyordu. Ancak işler hiç de istediği gibi gitmedi. Başkan Pamuk yaptığı görüşmeler sonucunda olumlu yanıt alamadı ve kritik gün olarak belirlediği 17 Ağustos'tan da eli boş döndü. 17 Ağustos'ta istediği sonucu alamayan Ordu Spor'da prensipte anlaşılan oyuncularla da olan anlaşmalar tehlikeye düştü. Ordu Spor Kulübü alacaklı oyuncuların paralarını hesaplarına yatırılmaması durumunda prensipte anlaştı ve yaklaşık bir aydan bu yana takımla çalışan Muhammed Kurt, Yasin Öztop, Mehmet Arı, Burak Saban, Mahmut Boz, Kadir Usta, Emrehan Ceylan ve Emre Gemici gibi oyuncular yeni sezonda mor beyazlı formayı giyemeyecek. Diğer bir tehlike ise prensipte anlaşılan bu futbolcular en geç bir sonraki haftaya kadar takımda kalması yönünde. Çünkü yaklaşan lig müsabakalarından önce boşta kalmak istemeyen bu futbolcuların kendilerine başka kulüp arayışına girecekleri alınan bilgiler içerisinde yerini aldı. Transfer tahtasını açmak için çalışmalarını hızlandıran Ordu Spor için son gün 31 Ağustos.
Bu tarihe kadar transfer tahtasını açması beklenen Ordu Spor eğer 21 Ağustos'ta da transfer tahtasını açmazsa yoluna yine gençler ile devam edecek. Ordu Spor Kulübü'nün transfer tahtasını açmak için toplam 19 milyon Türk lirası borcu bulunmakta. Ordu Spor'a destek olmak amacıyla Mor Beyazlı Kulübü ziyaret eden Kent Konseyi, Kent Konseyi'ne asıl geliş amacı sadece ziyaret değildi. Ordu Spor Kulüp Başkanı Yaşar Pamuk'un başlatmış olduğu Ordu Spor'a üyelik kampanyasına da destek veren Konsey Başkanı Atilla Tatar ve Genel Sekreter Seyfettin Kızıl birer üyelik formu alarak Ordu Spor'a üye oldular. Kulüp Başkanı Yaşar Pamuk, Atilla Tatar ve Seyfettin Kızıl'a teşekkür ederek 2,5 milyon Ordu Spor taraftarından biri oldular ve birlik ve beraberlik olduğu sürece Ordu Spor'u iyi günler bekliyor demektir dedi. 2,5 milyon ordunun vebali ve sorumluluğuyla geldiler. Hem Ordu Spor'umuza yapmaları gereken gerekli destekler yaptılar. Hem de üye olarak biz de 2,5 milyon ordudan biriyiz dediler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bu birlikleri olduğu sürece de Ordu Spor'u iyi günlerin beklediğini buradan hemşehrilerimize duyuruyorum. Tekrar hoş geldiniz, sefa geldiniz. Evet. Ordu Kent Konseyi Başkanı Atilla Tatar ise zor günler geçiren Ordu Spor'un bir marka değeri taşıdığından bahsetti. Ordu Spor'a sahip çıkılması gerektiğine vurgu yapan Kent Konseyi Başkanı Atilla Tatar, bu desteklerin Ordu Spor'un şu sıkıntılı günlerinde daha çok artması gerektiğini söyledi. Ordu Spor, Ordu için çok önemli bir marka. Biz de Ordu Kent Konseyi olarak Ordu Spor'u, Ordu Spor markasını çok önemsiyoruz. Ordu'nun sportif anlamda, kültürel anlamda, turizm anlamında, dünyaya tanıtılması anlamında Ordu Spor markasının çok önemli bir işlev yürüttüğünü düşünüyoruz. Ordu Spor'a sahip çıkmanın önemi özellikle şu yaşadığımız sıkıntılı günlerde çok vurgulanması gereken bir durum olarak düşünüyorum. Yaşar Bey, Ordu Spor'un belki de tarihindeki en zor dönemde Ordu Spor Başkanlığı'na talip oldu. Bu anlamda tüm orduların kendisine maddi manevi destek olması gerektiğini düşünüyorum. Ben hem şahsım adına hem Kent Konseyi adına Ordu Spor'un çok daha iyi günlere ulaşabilmesi için gereken tüm desteği vereceğimizi söylüyorum. Tabii ki bu sorumluluk sadece kişisel olarak bizlerde değil. Eğer biz Ordu Spor'un şimdiye kadarki şanlı tarihinin bundan sonra da devam etmesini istiyorsak mutlaka katkıda bulunmak zorunda. Kent Konseyi Genel Sekreteri Seyfettin Kızıl ise bir sinerji oluşturmak için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini ve bu ziyaretin Ordu Spor sevenlerine bir çağrı olduğunu söyledi. Biz Kent Konseyi olarak Sayın Başkanımız da ifade etti. Bir sinerji genelleşici oluşturma adına hem de insanları kulübe destek çağrı adına bu sizin de çağrınıza bir kulak verdik ve buraya kadar da geldik insanları. Bu anlamda kulübe destek mahiyetinde bizim de bir çağrımızdır bu. Ordu Spor adına yanınızdayız. Başarılar diliyorum. Allah yardımcınız olsun. Teşekkür ederim. Tekrar. Futbol takımı gibi transfer yasağıyla boşan Ordu Spor kadın basketbol takımında hareketli saatler yaşanmaya başladı. Transfer tahtasını açmak için yaklaşık 100 bin Türk lirasına ihtiyaç duyduklarını belirten kulüp başkanı Yaşar Pamuk, baş antrenör olarak Levent Diringöl ile prensipte anlaştıklarını duyurdu. Baş antrenör Levent Diringöl'e teklif götüren Pamuk, Diringöl'den olumlu yanıt alınca baş antrenör sorununu da kısmen çözmüş durumda. Şimdi tek sorun olarak transfer tahtasını açmak kaldı. Daha önce Aydın Uğuz'la anlaşan Ordu Spor Kadın Basketbol takımında transfer tahtası ve basketbol yönetimiyle yaşanan belirsizlik nedeniyle Uğuz takımdan ayrılmıştı. Yeni yönetim ise geçen sezonun ikinci yarısında Orman Spor'u çalıştıran Levent Dirigöl ile anlaştı. 2002 yılında Ceyhan Belediyespor'un başına geçen 46 yaşındaki baş antrenör, aynı yıl Adana ekibini 1. lige çıkarmış, ardından 8 yıl çalıştırdığı Ceyhan Belediyespor'u da takımı Avrupa Kupası'nda oynatmış, aynı zamanda da altyapıda Yıldızlar Türkiye şampiyonu olmuştu. Deringöl 2010 yılında Ceyhan Belediyespor'dan istifa ederken ardından sırasıyla Homent Antakya Belediye, Antakya'nın Yıldızları Gençlik ve Spor Kulübü ve Orman Spor'u çalıştırdı.